Evet selamlar görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bundan bir 6 saat altı buçuk saat önce falan Rockstar Games Twitter sayfasında yeni bir gelişme paylaştı. Hem buna bakacağız hem de GTA Trilogy Edition'da çıkmış saçma sapan bug'lara bakacağız. Yeni gelen güncellemeyle neler değişmiş onlara bakacağız. bunların hepsini sırasıyla inceleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi gece yarısı bir video oluyor. Zaten saat şu an 11.30. Türkiye saatiyle 1.30 falan olması lazım. Şöyle bir şey yaptılar. Tanıtım tarihini değiştirdiler diye tahmin ediyorum. Abi burada görmüş olduğunuz gibi o kadar çok şey var ki ama size ilk şu dördünden bahsedeceğim. İlkinde sinematik kamera eklenmiş. 5'te vardı bildiğim kadarıyla sinematik kamera. 4'te de vardı. Orijinallerinde de bildiğim kadarıyla vardı bu üç oyunun. Sonradan eklemiş olabilirler. Oyuna modlamışlar işte. Tabii ki bunları modlarla falan çok daha önceden yaptı artık daha stabil bir şekilde çalışıyor. Hatırlarsanız bir görevi bana 10 kez yaptırıyordu ya yayında. onun gibi bir şey artık olmayacak gibi duruyor. Yağmur efekti ve aralarda kesilmiş bazı ara sahneler kesilmiş. İşte onlar geri gelmiş. Cart cürt falan onların şeyleri yenilenmiş. O kadar çok güncelleme yapmışlar. Yani biraz okudum. Birazını hatta baya birsini okudum ve gördüğüm kadarıyla oyunu baya baştan yapmışlar. PlayStation 5'te 12 GB'lık. PC'de de galiba yanılmıyorsam henüz güncellemedim. 5 veya 6 GB'lık. Onda da 10 GB falan olması lazım. Baya bir güncelleme getir teker teker videosunu çekip oyun içerisine girip çekip göstermektense yapan insanlardan göstermeyi tercih ediyorum. Hem daha basit hem de yoruldum oğlum. Saat 12.30 yani. Şey 11 Pokémon Back Again on PlayStation New Update. Görmüş olduğunuz gibi normalde bu sis efekti yoktu. Yani eskiden vardı, şimdi kaldırdılar, geri yüklediler falan filan. Bunu geri getirmişler. iyi oldu. Saçma sapan şeyler vardı. Buna millet çok takılmış. Neden fog et, şey sis efekti yok diye. Finally fix it the rain with last patch. Ha, bir mod modderların yaptı falan değilmiş abi. Normal şeyin yaptıklarıymış. Rockstar'ın yaptı. bunu Rockstar'ın yapması yaklaşık ne kadar sürdü? Bir aya yakın sürdü. Modderların yapması bir haftalarını aldı. Bir haftalarını aldı. Rockstar. Selam. İkinci görselimize geçiyoruz. Jersey is fixed diyordu. Bu arkadaşın arkasında yazan 5 normalde farklı bir sayıydı ve iç içe geçmişti böyle. 4'te 5 miydi 9'da 5 miydi falan onu da baya muhabbet yayını yapmışlardı. Açıkçası ben hiç rastlamadım yani arkasından bakıp görmedim. Aşağı iniyoruz. Morgan Freeman is back with the new update. Abi buna niye Morgan Freeman diyorlar? Bu adam o adam mı? Onu mu eklemişler onu anlamadım da. Bunu büyük ihtimalle tipi değişmiş abi. Bundan bahsediyorlardı çünkü çok saçma bir tipi vardı. Bakın bu eski versiyonu neredesin? Şurada yeni versiyonu. Oğlum adam değiştirmişler. Adam yaşlanmış. Adam gençleşmişti sonradan yaşlandırmışlar falan. Değişik şeyler olmuş. Ama düzelmiş abi tipi. Hani kendileri de bakmış. Büyük ihtimalle bunları yapay zeka ile yaptıkları için gözden kaçan şeylerden bir tanesi. Ee, Rockstar Fog vs. Modder'ların Fog'ları. Bunu çok merak ediyorum abi. Rockstar'ın Fog'u nasıl ve Modder'larınki nasıl? Büyük ihtimalle Rockstar'ın getirdiği mod. Evet bu da modderların yaptı. Oğlum modderların yaptığı çok iyi lan. Öyle değil mi? Oo bir şey diyeyim mi? Rockstar'ın kimi daha iyi? Modderların kimi daha anlam? Hayır hayır hayır. Kesinlikle modderların daha iyi abi. Şuna bak. Kesinlikle modderlar Rockstar'dan daha çok çalışıyor diyebiliriz. Ve ücretsiz çalışıyorlar yani adamlar. Devam ki. Bu abinin yüzünün değişmesine baya baya takılmışlar. He. Yani. Ben buna bu kadar dikkat etmiyorum. Bilgim Morgan Freeman'mış. Yani bu doğru yani. True bilgi arkadaşlar. Aşağıya disability target outline. Bunu sonunda galiba eklemişler. Target Outline'ı yani o çizgiyi kaldırmayı eklemişler. Bu önceden yok muydu var mıydı bilmiyorum. Thanks for making our childhood awesome. Mükemmel. Şimdi bizim şeyliğimizin <laughs> herkesin ergenliğine denk geldi yani bu saçma sapan olay. Original menu sounds restored. Menü seslerini hatırlıyor musunuz? Hadi bir bakalım. O bak ben buna çok takılıyordum abi. Hani söylemiyordum yayınlarda falan da. Neden bu menü sesini götürmüşler? Aslında gelse çok iyi olur diyordum ve gelmiş. Bu da ilginç bir olay. Fog compression after... Abi, bakın bu öncesi sonrası güzel bir yani şey olmuş karşılaştırma olmuş. Abi zaten olmaz gerekiyordu ya. Yani. yani şu karşının çok böyle hayvan gibi açık gözükmesi e, ilginç bir durumdu. Bakın mesela şurası çok ilginç duruyor. With modes. Modlarla oyun daha iyi arkadaşlar size o kadarını söyleyebilirim modlarla çok çok daha iyi. Apparently Mad Dog on. Bu abinin kafası neden neden saydam gözüküyor abi? Bu da ayrı bir olay var ya adamların böyle kamera efekti oynatınca böyle şeffaflaşıyorlar. O da çok ilginç ve saçma olaylardan bir tanesi. Daha. Inke indik. Bu arada o kadar çok şey varken. Bu arada bu PlayStation 5'e sanırsam gelen ve Xbox'a gelen güncellemelerden bir tanesi. 12.84 GB. Baya böyle yani neredeyse oyunun boyutuna yakın bir güncelleme yapmış. E hak ediyordu zaten. Gerekliydi. Burada birçok daha güncelleme yapan insanlardan biri. Okay, Rain is fixed. BTF with the new popping level. Abi şu olay oluyordu. Bu arada ben oynarken de geri geldim. Bakın şurada görmüş olduğunuz olay birazdan patlak verecek. Bak hafif bir kastı. Gördünüz mü? Harita gidiyor. Neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok neden olduğuna dair. Gidiyor gidiyor gidiyor. Birazdan böyle iyice kafayı yiyecek. Bunu söyleyebilirim. Çünkü aynısı abi ben aynı. Aynısı bende oluyordu. Ee, yani yayın içerisinde olduğumu hatırlamıyorum. Yayın sırasında da olduğu zamanlar olmuştu. Bu arada sırada mavi oluyor falan. Yani bu olay bir anlaşılan düzelmiyor. Çünkü Ocarina is fixed yazıyor ama demek ki Yağmur'u fix ediniz Bu ne ay? diye düşünebilirler aslında. Ki bu arada gelen yeni güncellemelerden biri bu bak galiba gitmemiş arkadaşlar. Bunu ben de gördüm. Oyunun içerisinde oynarken. Bakın şuradaki şu yerdeki mesela asfaltın bitiş yeri nedense böyle açık gözüküyor. Yani şuradan bir şeyin haritanın altı gözüküyor. Nasıl bir bak ilginç bir bakmış. Hiçbir şey anlamadım. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> bu gelen ilginç buglardan bir tanesi. Abi CV'nin görevleri niye burada? CV'nin görevleri hep sıkıntılı görevler abi. Custom Fast Track. Bu arada bunun görevini bir 10 keselen falan yaptık. Sırf bir hata üzerinden. Bu görevde CV'nin görevlerinde %100 bir şey olduğunu söyleyebilirim abi. Bak Vehicle Exporters cannot yüzde işte %100. İşte herkesin yaşadığı genel problemlerden bir. Bu görevle alakalı ciddi problemler var. <laughs> Halen düzeltmediler anlamadım. İlginç. Abi bu olay bu arada gerçek yani. Bu olay oluyor. Hani normal bildiğim böyle araba yanıyor. Durduk yere yanmaya başlıyor. Bazen bununla alakalı daha çok örnek var. onda <laughs> on artificial intelligence. On, gerçekten onda on. Bayağı yapay zekaları geliştirmişsiniz abi. Tebrik ederim. Ya bu arada yapay zekalar bundan 20 yıl öncesinden daha kötü çalışıyor. Nasıl 20 yıl önceki yapay zekaya daha kötü bir hale hani getirmişsin? GTA <laughs> ilginç glitchlerden, buglardan bir tanesi abi. Köprüde normal gidiyor. Çok güzel. <laughs> ya ya kaplamanın içinden niye düşersin ki? Abi çok ilginç bir olay. Bu arada bu olayı ben ilk defa gördüğümde çok şaşırmıştım. Köprünün böyle hareket etmesi. <laughs> Güzel. Bunda ne yapıyor acaba bakalım? Ben biliyorsunuz ağaçlara çok takmıştım. Of inanılmaz oldu diye. Oğlum oyunda böyle motor var mı? <laughs> çok iyi. Aynen kanka. Of inanılmaz ya. Ağacın içerisine girmiş. Abi hiç, hiç şaşırmıyorum. Emin olun arkadaşlar hiçbirine şaşırmıyorum. Bak al. Ah. Hiç şaşırmıyorum. Hiç Ah. Gitti adam. cehennem adam kaplamanın içinden geç. Şimdi cehennemin içine git. Yani düşünsen o görevi yapmak için böyle saatlerce uğraşıyorsun. Al gerçekten ilginç. Çok ilginç. Aa böyle arkadaşlar milyonlarca <laughs> Çok iyi olmuş. Bunu beğendim abi böyle bir şey. <laughs> Beklemiyordum normalde. <laughs> adam, adamın dik mi ya. Bunlar sadece şu an burada karşılaştıklarımız. Benim oyun içerisinde karşılaştıklarını da atsam herhalde. Sabah kadar biz bu videoyu bitiremeyiz. Adamın kafasından duman çıkıyor. Yani bunun hiçbir bitmez. Al işte. <laughs> Tank Abad 362 flip atıyor. Oğlum orijinal oyunda yürüyen abla neden şimdi mağara adamı gibi yürüyor? <laughs> çok iyidir ya. <laughs> ya yani bunu abi, bunu yapmak için neden abi böyle yürüyor? Bunu yapmak için çok uğraştınız mı? Diyor NPC'ler Sims'ten gelmiş gibi. <laughs> şunlara bak. Hakikaten Sims'ten gelmişim. Şöyle yürüyorlar bir de böyle elleriyle. Bu arada polisin kafayı yeme olayı şeyde çok fazla var. 3'te ve GTA Vice'de çok inanılmaz var. Ya biz sadece polis dedi yani NPC'nin takılma olayı. First crash it exploded. İlginç bir hataya benziyor. Ne olduğuna bakalım. Uh, uh, ne oluyor lan? Oha. Oha. Oğlum ne çok patladı lan. <laughs> i̇şte bahsettiğim olay buydu abi. Bak bir anda kendi kendine patladı. Osman şimdi kafayı yiyor. Bak aşağıda helikopter. Çünkü helikopter burada abi. Peki herhangi biri bunu keşfetti mi? Daha eminim keşfetmemişiz. Kanka. Oğlum nasıl? Sabah akşam falan mı oynuyor? Aha işte. Bu arada bu doğru he. Bu eski versiyonda da galiba vardı. Aa buraya geldiğini bilmiyordum. Buraya geldiğini bilmiyordum. Yapay zeka sürekli üzerinize kırabilir yani. O konuda bir endişeniz olmaz. Sürekli sü Aha. <laughs> delir. Bir şey diyeyim Arada çok deliriyorlar. Çok çok fazla delir şey yapıyorlar. Kafayı yiyor biliyorlar. Yani onlara takmayın. Baksana şuradan gelmek için işte bahsettiğim tamam mı? Benim bahsettiğim şey şuydu. Yani şuraya çıkmak için şöyle dolanmayalım. Bundan aslında bahsediyordum size. Bak kamera açısını değiştirdiğinde maskesi mi var? Aha kamera açısını değiştirdiğinde adam kafayı yiyor bak. Ya bu kadar çok o kadar dolu şey var ki böyle yani. Hangi birine bununla acaba şey yapacaklar çok bilmiyorum. Worst in complaining in get Aa, aa olaya bak. Kaplamanın içine girdi. <laughs> Bazı <Basıyorum>, bitme ya. <laughs> Aa, çok güzel abi ben bunu çok beğendim. <laughs> Kolumun neyi var adamın kolunun birinin aynı durması cins olmuş. Abi <laughs> demiş ki oyunu kaydetme geri tekrardan kayıtlar aç. Diyor ki işte texture diyor kafayı yiyebilir cahçurt da diyor bu diyor berbat diyor. Gerçekten de çok kötü oğlum baksana. Ya şuradaki kaplamaya yani. Yani buram buram bağırıyor abi yani. Şşş, diyor ki ben diyor kopyala yapıştırım yani. Diyor ben CTRL'e C ile böyle kopyalamışlar. Ya bu gerçekten iğrenç gözüküyor. Yani şu an GTA 3'e midem bulandı diyebilirim. Artık internet falan yani yapay zeka beni takip ediyor. Diyor, nereye gidersem. Al işte. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle olabildiğince GTA baklara baktık. Bunların da yanında yeni gelişmelerden, haberlerden, güncellemelerden bahsetmeyi beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>